Duducuğum, Arda artık bizimle kalacak. Odasını güzelce bir temizle, çarşaflarını da değiştir, olur mu canım? Tamam Feran Hanım. Döndün ya, öyle mutluyum ki. İnşallah artık evlenir de çıkarsın bu evden. Yapma hala, o kadar da değil. O kadar, o kadar. Ama önce bir abin evlensin de sonra sıra sana da gelir. Abin evlenir mi yakında, ne dersin? Tadını kaçırmayayım diyorum ama sen de çok ayıp etmişsin abinin sevgilisine. Yani böyle şey yapılır mı canım? Sana hiç yakıştıramadım. Sen böyle bir çocuk musun? Niye öyle bakıyorsun? Hala o kız Yasemin... Söylesene çocuğum. Gerçekten çok güzel değil mi ya? Ha evet, çok güzel tabii. Abime çok yakışıyor vallahi. Acayip yakışıyorlar birbirlerine. Evet, gerçekten öyle. Çok güzel kız, su gibi. Ama abin de beğenilmeyecek bir çocuk değil. Boylu, poslu, yakışıklı. Ne diyorsunuz siz gençler arasında? Karizmatik. Evet, karizmatik. İnşallah sen de öyle güzel bir kız bulursun. Ne istiyorsun? Bir dakika, bir dakika ya. Sen öyle elini kolunu sallaya sallaya girebileceğini mi sanıyorsun? Biz sinema çıkışında görmüştük bunu. Atlas Pasajı'nda. Sen çok beğenmiştin. Ben de paramı biriktirip yılbaşı hediyesi almıştım sana. Hatırlıyor musun? Yasemin sen niye o böyle... O senden hatıra değil. O benim yurtta birlikte büyüdüğüm, her şeyimi paylaştığım, kardeşim yerine koyduğum kızdan hatıra. Seninle hiçbir alakası yok. Sen o Şirin değilsin. Güzelliği falan tamam da... Suyu sopu nasıl acaba? Ailesi nasıl? Ne iş yapıyorlar? Ha? İnşallah suyu sopuyla da bize layık bir kızdır. Abine sorsam anlatmaz, sır küpüdür o. Sen bir şey biliyor musun? Neyi? Yasemin'i. Ne bileceğim hala, benim bildiğim şey yok. Dudu, kapıya bakar mısın? Öbür canımın içi de geldi. Hoş geldin canım. Hoş bulduk ablacığım. Gel çay iç. Ha. Biz de tam Yasemin'den söz ediyorduk. Maşallah çok güzel kız. Ailesiyle tanıştın mı canım? Tanışmadın mı? Tanış, tanış. Hatta biz de tanışalım. Bir ara yemeği alalım ha. Günaydın. Günaydın. Bitti mi kahvaltın? Bitti. Niye? Niye geldiğini söyleyecek misin artık? Al. 3.000 liram. Hepsini tamamlayamadım ama geri kalanını da halledeceğim. Şimdilik bunu yatır. Nereden buldun sen bu parayı? Çalıştım. Merak etme. Çalmadım. Çalıştım. Nasıl çalıştın? Ne iş yaptın? Nasıl çalıştıysam çalıştım. Borcunu getir dedin, getirdim işte. Uzatma artık. Ben senin kirli paranı istemiyorum. Saçma sapan konuşma. Getir parayı dedin, getirdim işte. Niye uzatıyorsun Yasemin? Vazgeçtim. Senin iğrençlikle kazandığın paradan hiçbir şey istemiyorum ben. Hiç sakın öyle ağlamaya falan kalkma Şirin. Ben artık sana zerre kadar üzülmüyorum çünkü. Sen kendin istedin. Kendin seçtin. Ne demiştin bana? Ben lüks yaşamak istiyorum. Ben iyi yaşamak istiyorum. İyi yaşa. Nasıl yaşamak istiyorsan öyle yaşa. Ama bir daha sakın benim evime... Anladık ya, anladık. En onurlu sensin, en gururlu sensin, en namuslu sensin. Bravo. Bak benimle düzgün konuş, delirtme beni. Kirli paraymış. Ben kendi borcum için getirdim bu parayı. Senin boğazından geçmeyecek, merak etme. Ben bu paraya dokunmam bile. Elimi bile sürmem.
Al şu iğrenç paralarını topla, defol git. Nerede oturuyor? Gidince görürsün. Ya kaç kere özür diledim değil mi? Nereye kadar böyle ters davranacaksın? Yasemin bir affetsin hele seni. Hadi salaksın demeyeceğim ama... çok safsın, biliyorsun değil mi? Sen? Sen ne kadar iğrenç olduğunun farkında mısın? Sen niye kendini bu kadar üstün görüyorsun? Hayır, ben üstün falan görmüyorum kendime. Benim kendime bir saygım var. Sen gururluyum diye dolaşıyorsun ya. Seninki gurur değil. Kibir kızım. Kibir seninki. Ya senin hiç mi onurun yok ya? Hiç mi utanmıyorsun yaptığın işten? Sana bu parayı veren adam... Ya kes, tamam yeter. Niye bağırıyorsun? Ağrına mı gitti? Ağrına gidiyorsa yapma. Sen de herkes gibi düzgün bir iş yap. Sen çalışıyorsun işte. Yetmiyor mu? Al şu parayı. Borcumu yatır, salaklık etme. Ya sen hiç mi vicdan azabı çekmiyorsun? Ben senin yüzünden damga yiyordum. Kardeşimin ameliyat parasını ben senin yüzünden o teknede çaldırdım. O teknedeki p***lerin oyuncağı oldum ben. Senin bunlardan haberin var mı? O çocuklardan biri benim sevdiğim adamın kardeşi çıktı. Bana dün gece bayağı imalı imalı sordu. Beni hatırladın mı dedi. Bana beni hatırladın mı dedi. Sen sandı çünkü beni. O teknede parayla tuttuğu kızlardan biri sandı beni. Ben aşık oldum. İlk defa mutluluğa yaklaştığımı hissettim. İlk defa birinin beni sevdiğini hissettim. Sevildiğimi hissettim. Ama bitecek. Senin yüzünden. Şimdi senin yüzünden Cem'e her şeyi anlatmak zorundayım. O gece yaşadığım bütün iğrençlikleri anlatmak zorundayım. Bana inanacak mı zannediyorsun? İnanmayacak. Seni gerçekten seviyorsa inanır Yasemin. İnanır. Kim inanır ya? Bu hikayeye kim inanır Şirin? 15 yaşından beri tanıdığım ev arkadaşım kendini satıyor ve benim bundan haberim yok. Telefonunu evde unutmuş, ben telefonunu götürmek için gidiyorum tekneye. Sonra beni sen zannettikleri için bütün bunlar benim başıma geliyor. Kim inanır? Söylesene. Ben sana bunu anlatsam sen bana inanacak mısın? Bana anlatsalar ben inanmam. Cem de inanmaz. Hayatımda ilk defa aşık oldum ben. Onu da senin yüzünden kaybettim. Belki de aşık olmak için fazla acele etmişsindir Yasemin. Ne? Ne aşkı ya? Ne aşkı? Sen önce bir kendini kurtar. Önce Murat'ı kurtar. Yetimhaneden al çocuğu. Ameliyat ettir. Bir zavallının kulağı duysun. Ne aşkı? Anca gururlu gururlu dolaşıyorsun ortalıkta boş boş. Defol git evimden. Al topla paralarını, çık git evimden. Almıyorum. Çık git dedim Şirin. Al şu paralarını, defol git. Almıyorum ya, almıyorum. Git ihtiyacı olan birine ver. Ya da zamanında bize yaptıkları gibi yetimhanedeki çocuklara dağıtırsın. Şirin.